Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman İbrahim aleyhisselam ile buluşmuştu. İbrahim aleyhisselam bize selam göndermişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile. Ümmetine benim selamımı söyle dedi. Cennetin suyu çok tatlıdır. Cennetin arazisi kay'andır. Yani üzerinde yeşillik yoktur. Cennetin yeşilliği ağacı Sübhanallahi ve bihamdihidir. Yani ümmetine de ki Sübhanallahi ve bihamdihi dedikçe onlar cennette bahçelerine ağaç dikmiş olurlar. Bak kardeşim, senin cennetin ağaçlarını sen dikeceksin. Ne duruyorsun, ne bekliyorsun? Cennetindeki köşkleri sen yapacaksın. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men gada evraha ilel mescidi a'addallahu lehu nuzulehu kullama gada evraha. Bir insan gündüz veya gece herhangi bir vakitte ibadet ve kulluk yapmak için camiye gitse, her gittiğinde Allah Celle Celaluhu ona cennette özel bir yer, köşk, makam hazırlar diyor. Şimdi geldiniz ya camiye, Allah kabul etsin. Şu gelişinizden dolayı Allah cennette size özel yer hazırlamıştır. Gidince göreceksiniz onu. Kaç defa gelirsek gelelim, her gün gelene her gün, 5 defa gelene 5 tane, 10 defa gelene 10 tane, 20 defa gelene 20 tane, ne kadar gelirsek küllemâ gada evrâhe. Öyleyse kıymetli dostlar, cennetimizi, affedersiniz, kabrimizi cennet bahçesine çevirme işi kime ait? Bize ait. Kabrimizi cehennem çukuruna çevirmek kime ait? O da bize ait. Kardeşim, kabrine yılanı sen davet edersin. Ahirette ateşini sen tutuşturursun. İki bacağının arasına sahip olmazsın. Eşini aldatırsın, bir şey yaptığını zannedersin. Ah kardeşim, ah be! O mezara girince sağında solunda kimsenin olmadığı orada ne yapacaksın be? Ne diyeceksin be? Nasıl hesap vereceksin kardeşim be? Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Kalbinde var olduğunu iddia ettiğin iman seni içkiden engellemiyorsa, zinadan engellemiyorsa, o iman dolu göz kalbinin uzandığı el kumar kağıtlarına uzanıyorsa, kendi kendine hesap sorman gerekmez mi? Bu nasıl bir iman elimi kumar kağıdından geri almıyor? Bu nasıl bir iman zinadan beni engellemiyor? Bu nasıl bir iman beni içkiden engellemiyor? Bu soruyu kendine sorman gerekmez mi? Acaba imanda mı sıkıntı var? Yoksa anlayışta mı sıkıntı var? Bak kardeşim, benim burada konuşmam kolay. Senin beni dinlemen daha da kolay. Ama o mezarın altında var ya, Allah'a hesap vermek ne bana kolay ne de sana kolay. Aldanma kardeşim. Şu soruyu sormaz mısın kendine? Ben ne işim varım ya? Ben ne işim varım bu dünyada? Kadınları aldatmak için mi? Kumar oynamak için mi? Dizi seyretmek için mi? Birilerini aldatmak için mi? Yemek içmek için mi? Ne işim varım ben bu dünyada? Kardeşim, bu sorunun cevabını bilemeyebilirsin. Yaratana sor. Ey Allah'ım, beni niçin yarattın? Sor Allah'a, al cevabını. Diyor ki sana, kulum, ben seni bana kulluk yapasın, tanıyasın, bilesin ve bana kulluk yapasın diye yarattım. Bak kulum, diyor sana bana Allah, sana yaptığım kıyağı hiç kimseye yapmadı. Dünyada kaç çeşit canlı var? Hepsi ölür, toprak olup gider. İnsanoğlu ölür, İnsanoğlu dirilmek için ölür, toprak olmak için ölmez, yok olmak için ölmez, ebedi diriltilmek için insanoğlu dünyadan göçer. Burası senin sadece ve sadece bir durak yerindir kardeşim.
Senin ebedi yerin ahirettir. Ölmemek üzere bir daha diriltileceksin. Ölmek senin için bitmiştir. Ölmek istesen de ölemezsin. Bitti artık. Ebedi hayatı eğer cennette noktalayabilirsen tadına doyum olmaz. Ama ebedi hayatı cehennemde noktalarsan azabına da dayanma olmaz. Kardeşlerim, şöyle bir soru sorayım size. Haşa, Allah yalan söyler mi? Estağfurullah, haşa sümme haşa. Peki Allah Teala diyor ki, küllemâ nazicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrehâ liyezûkul azâb. Beni takmadan ahirete gelenleri ateşe koyacağım, yakacağım. Ateş onların derilerini, etlerini her yaktıkça yeniden bir daha onlara et dirilteceğim, deri yapacağım. Azabı tekrar tekrar tatsınlar diye diyor. Bunu Allah diyor, ben demiyorum kardeşlerim. O zaman benim ayağım harama giderken hangi cesaretle gidiyor? Bu Allah'ı haşa, yanlış mı söylüyor? Beni korkutmak için, hani bazen anneler babalar çocuklarını korkutmak için öcü geliyor, öcü geliyor derler. Ne öcü var ne bir şey. Yani haşa sümme haşa. Cenab-ı Hak böyle pis pisine bizi korkutmak için mi bunları söylüyor? Yapmayacağı şeyleri efendim sadece korkutmak maksadıyla mı söylüyor? Bak kardeşim, ayakta mısın? Hayatta mısın? Aklın başında mı? Allah'a kul olduğunu biliyor musun? Biliyoruz. O zaman gel, senin istediğin gibi değil, benim istediğim gibi de değil, Allah'ın istediği gibi kul olalım, kul. Habibinin öğrettiği gibi kul olalım. Zira ben bunun için varım, sen de bunun için varsın. Ah kardeşim be! Bir gün dükkanın açılmamış olsa bunu zarar görüyorsun. Bir saat dükkana geç gitsen bunu zarar görüyorsun. Kılmadığın namazları neden zarar görmüyorsun? Vergi memuru gelse sana 1.000 lira ceza yazsa bunu zarar görüyorsun. Üf püf yapıyorsun, ona kızıyorsun, buna kızıyorsun. Ah kardeşim, sen kendine ne cezalar yazdırıyorsun. Sabah namazında cezayı yazdırdın, öğle namazında bastırdın, ikindi namazında, hayatın hep ceza yazdırmakla geçiyorsa neden üf püf yapmıyorsun? Nerede sıkıntı var söyler misin kardeşim ya? Nerede sıkıntı var? Kitaplar mı eksik söylüyor? Yoksa biz mi kitaplardan yanlış anlıyoruz? Bildiğin bir şey mi var?